Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sevilla Fenerbahçe maçını veriyoruz. Şimdi ilginç bir konuya geçmeden önce hemen yapayım. Ben bugün tabii ki de babam da Fenerbahçe'yi tutuyor ama ben Atkıyı'yla takmak istedim. Fenerbahçe forması bulamadım. Yoksa forma da giyerdim. Benim için sorun değil. Şimdi bu Atkıyı alan arkadaşım Fenerbahçeli. Orada Galatasaraylı arkadaşlar da vardı. Sen deli misin? Nasıl bu Atkıyı takıyorsun? Formayı giyiyorsun falan filan. Herkes sordu. Sevilla'yı tutuyoruz dediler. Çok enteresan ya. Ben öyle bir şey yok. Yani bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. Onda herkes kendine yapışanı yapar. Aynen öyle amcam, aynen öyle. Bana da yakışan bu olduğu için ben Fenerbahçe'ye çıkıyorum bu akşam. Ya şey diyenler de oluyor, bunu da artık ben çok söylemek de istemiyorum ama onu bir konuya bir açıklık getirelim artık. Yok birim için yapıyorsunuz, yok şöyle böyle. Çekmeyi de biliriz arkadaş, ne olacak? Girmeye ihtiyacım mı var benim ya? En kötü ya çekmeyiz ya da Galatasaray'dan primini kazanırız, oradan şey yaparız. Ya, gönlümüz Fenerbahçe'den yana, ne olacak? Ben şu atkıyı taksam ne olur? Fenerbahçe formasını giysem ne olur? Aynen öyle. Girme falan ihtiyacım yok. Evlat benim, onun için başlarım böyle şeyler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Yabancı takımlarla yaptığı zaman ben hepsini tutuyorum. Bana yakışan bu. Ben kendime yakışanı yapıyorum. Başka türlü ben şimdi Avrupa takımıyla yaparken Fenerbahçe nasıl tutayım Avrupa takımını? Ben kendime yediremem bunu. Kusura bakmasınlar. Galatasaray sayfalarından çok gördüm. Beşiktaş sayfasından görmedim de. Fenerbahçe'yi Sevilla maçında tutanlar varsa onun Galatasaraylılığından şüphe ederim falan diyorlar. Valla bak çok gördüm. Bak enteresan yani. Ben Galatasaray... Oğlum bir de ben şeyi anlamıyorum ya. Kanka bundan ya kaç ay, çok ay önce de değil. 1-2 ay önce herkes böyleydi amına koyayım. İşte böyle birlikteyiz, şöyle birlikteyiz. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte öyleyiz, birlikte böyleyiz. Baba ne oldu size ya? Ne oldu size oğlum? Yani sözünüzden bu kadar çabuk mu dönen insanlarsınız yani? Hani sizin sözünüzün, verdiğiniz sözlerin, konuşmaların hiç mi yeri yok gerçekten? Bu mudur yani? Halbuki onlar dünyada yoktu. Bu bildiğin balık hafızalık bu arada. Başka bir şey değil yani. Kısa pantolonla geziyor. 64 senelik Galatasaraylı. Yani yeterse bu tabii. Onlara yeterse 63-64 senemi verdim ben Galatasaray'a. Video like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Skor tahminine hemen geçelim. O benim içimden bugün 2-1 geçiyor. Fenerbahçe bugün kaçırmazsa 2-1 alır. Ama kaçırırsa Sevilla 2-1 alır. Ya, eski Sevilla değil. Kendi liginde de kötü durumda. Diğer yaptığı maçlarda da kötü. Yani kötü durumda Sevilla. Fenerbahçe'nin bu maçı rahat rahat kazanacağını tahmin ediyorum. Maç orada maçı. Böyle diyorsun sen. Ya nerede olursa olsun. Fenerbahçe yenilirse şimdi yerden yere bulmayan. Ben kazanacağını tahmin ediyorum. Sevilla dediğin kulüp en fazla UEFA kupasını alan kulüp. Öyle nerede ilk yarıdaki Fenerbahçe, nerede ikinci yarıdaki Fenerbahçe? Ya hadi ikinci yarıyı da geçtim. Hocam o değişiklikler ne gözünü seveyim ya. Ne o değişiklikler kanka ya. Hesabın kapanma riski olduğu için sizlerden tek ricamız. Cengiz Hanbel'den hesabı açmıştım. Burayı yukarı bırakacağım. Takip ederseniz sevinirim. Hesap kapanırsa onu Mümtaz Reis yapacağım. Oradan devam edeceğiz. Öyle. Fenerbahçe bu maçı alır. Bir de ben hala şunu anlamıyorum kanka. Biz niye her önemli maçlarda üçlüye dönüyoruz amına koyayım ya? Yani tutan bir ya şeyimiz varken, taktiğimiz varken ulan 4'te iyi oynuyor. Dörtlü defansta iyi oynuyor bu takım işte. Niye bozuyoruz abi dörtlü defansı ya? Neden abi, neden ya? Her önemli maçta üçlüye dönüyoruz amına koyayım ya. Of be. Vallahi gol olsaydı var ya. Sağ var ya. Çok güzel olacaktı bu gol olsaydı. İlim ilim inlerdi. İleriye çıktığını gördü kalecinin. Kalecinin ileriye çıktığını gördü. Yapıştı. Neler kaçırdık bir de kanka, neler kaçırdık. Avrupa maçlarında. Yani sen şu diğerli maçlarda oynuyorsun da Ferdi. Şimdi bugün gösterecek kendini. Dimitrovic. Ben Ferdi'nin bugün 4 tanesi var yani. Ne kaldı top? Joshua King ceza sahası içinde. Joshua King köşeye vurdu. Oh be! Valencia uzandı, olmadı. Sevilla'nın Fenerbahçe kadar taraftarı yok bana göre. Yok. Bir yok. Kadar yok. Rakitic. Oy! Altay süpersin be. Abo! Üzülüyordu valla. Geçti rakibini Valencia, çok güzel geçti. Oo süper pas, hadi İrfan, hadi lan İrfan. Ha King mi? Kimse yok yanında ya. Kanka kaçan şeylere bak.
Koş hadi, koş be, yanına koşarız be. Şimdi be, Valencia var ya. Alıyor topu Valencia. Geldi geri. Valencia çevirdi, döndü savunmada. Ver ya, ver pasını ya. İrfancan Kahveci. Arao şimdi. Arao. Ara pası. Ya ne yapıyorsun? Ne ara pası mı olur ya? Manyak. King devamlı koşuyor, gidiyor, yalnız kalıyorlar. Bak yapışıyor ya. Tamam, bu aralar oynamam ya. Ya bu arada şey, yani okey, Kadıköy'de de oynayacağız da. Kanka 2-0 da zor bir skor ya. Harbi harbi zor bir skor yani. Tamam, İnşallah 2-2 yaparız, uzatmaya falan götürürüz. Tek temennimiz bu zaten de. Zor kanka yani. Atamadık kanka. Çünkü atamadık yani. Hani artık insanda da bir şüphe oluşturuyor takım ya. İster istemez. Ya Ren maçı gibi olsa keşke, hani anladın mı? Ren maçındaki performansın %50'sini şu adamlara verseydik delik deşik etmiştik şunları ya. İnşallah yine üçlü müşlü çıkmayız amına koyayım. İnşallah yine şey ile çıkmayız. İrfan'la falan çıkmayız. Baba bizim İsmail'e ne oldu ya? İsmail Yüksel'e ne oldu abi? He. İsmail Yüksel'e ne oldu ya? Kafayı yiyeceğim. Valla kafayı yiyeceğim ya. Hayır, Teres'e bak ya. Bırakmıyorlar. Vay anasını. Teres'e bak be. Samet orada ceza sahası çıkaran bol yaşandı. Kolay Allah kahretmesin. Ayağına tutayım ben. Ferdi geçti rakibini. Ferdi yine geçti. Ferdi vuracak. Ferdi vurdu Dimitrovic. Çok açık bir foul. Navas resmen foul yapıyor. Ya ne olmaz. Bu kadar da olmaz artık. Bunlara göz yumulmaz canım. Bunlar böyle ikili mücadele falan değil hakem. Yani yapmayın kardeşim ya. Avrupa'da bile Türk düşmanlığı yapıyorsunuz ya. Bunun adı budur. Başka bir şey değil. İrfancan Kahveci. İrfancan. Ne işin var Kahveci ya? Niye giriyorsun dörtlü savunmanın arasına kardeşim ya? Maradona mı zannediyorsunuz siz kendinizi ya? Bak Teleksan'ın önüne gidiyor. Samet Ferdi. İyiydi. Samet harbi iyiydi. Ferdi kesti Teleksan. Şu an King Fernando'nun müdahalesi. Şimdi İrfancan aldı. Faul, evet. Hiçbir şey yapamıyor Ferdi. Türkiye'deki oyunu var mı Ferdi'nin? Baba sen de var ya, ne yapacak ki? Ne yapabilir ki tek başına ya? Nesli mi Mehmet'le? Sana ayı. Gidecek kanattan. Bırakırlar mı? Onu söylüyoruz biz de. Allah Allah. Ferdi yaptı. Gol! Hayda! Yapma be oğlum, yapma abi, be. Abi kaçan, Allah aşkına kaçan gollere bak kanka, kafayı yersin ya. Kaçan gollere bak ya. Kaçıracaksan ne ya, ne eksik var Fenerbahçe'de ya, bırak. Bu gol kaçar mı ya? İki tane %100 gol kaçtı, ikisi de Joshua King ya. Ha %100 ya. Aşağı doğru vurmuyor, kafa yukarı kaldı. Bir de iyi orta, 10 numara orta. Orta çok güzel canım. Yukarı kaldırdı kafayı. Sen Ferdi ne yapıyor diyorsun? Ya, Ferdi daha ne yapsın? Ya ilk defa böyle, deminden beri hiç çıkmadı bile ya. Evet, ilk yarı Sevilla 0, Fenerbahçe 0. Yani Fenerbahçe'nin bence iki tane en önemli pozisyon Fenerbahçe'nin. Yani Sevilla'nın çok da önemli yok, pozisyonu yok. Doğru. Ama onları atsaydı şu anda atması %100 gol ya. Hadi bir tanesini atamadım. İkinci kafa golü. Evet, aynen. 8 şut çektik. Senin yorumun ne baba? Ben Fenerbahçe bu maçı alacaktım. Evet. Vallahi yemin ediyorum ben de aynısını söylüyordum. Biz bunları ilk yarı böyle yaptıysa ikinci yarı delik deşik ederiz diyordum. Amına koyayım ne oldu takıma, ben anlamadım ki ikinci yarı kanka. İkinci yarı bir şey oldu takıma, yok. İlk yarı gitti takım soyunma odasına, ikinci yarı başka bir 11 çıktı galiba yani. Kaç zaten ilk yediğimiz gol şanssızlık. Harbi harbi ilk yediğimiz gol şanssızlık. Ama on, yani... O golü yemesek bile adamlar kontrolü eline almıştı yani. 1-0 olsun. Fenerbahçe için başarılı. Bakalım ikinci yarı neler bizi bekliyor. Navas. Torres. Kafa vuruşu. Aferin. Valla Altay da iyiydi bu arada. Yani tamam 2-0 yenildik falan ama Altay da gayet iyiydi bu maç yani. Altay helal olsun evladım. %100 golü çıkarttı. Brahim. Şut. Ya böyle gol yedir mi ya? Ya böyle gol yapmaz ya. Çarptı. Ne çarptı ya? Ya Ferdi önündesin, atlasana önüne. Ya bırak Allah aşkına ya. Atlasana ya. Ferdi bugün beğenmedim, söylüyorum. Ferdi bugün iyi değil. Adamın şut atacağı belli, atlasana önüne, koysana ayağını ya. Ya böyle gol yedir mi ya?
Vallahi bak buradan Sevilla maçı alırsa harbi çok üzücü olur ya. Top oynamadı lan, geldi bir tane çekti ya. O da kontrpiyede kaldı yani. Bak hareketlere bak. O topa vuramaz o. Uzat onu ayağını. Ben, bak ben Ferdi böyle evet, yapmış sana. Böyle yan girsene Kayseri evet, topu ya. Aynen. Ona topa vurdurmayacaksın arkadaş. Hay Allah Allah sunu. Ben eminim ben ama çok gol atacağım. Diyetteyim de roka yiyorum artık. Ay ay. Spora da başladım yine. Baktım şu arkadaşlar. Sadece roka mı? Göbek yaptım bayağı. Sevilla'nın taraftarı tam bir seyirci. Sesi çıkmıyor ya. Tam... Tek roka mı? Tam bir seyirci. Sesi çıkmıyor seyirciyi. En sonunda bağırtıyorum. Ya yok çöpler ya. Sek roka mı sek? Bir gol atınca hemen bağırıyorlar. Adamları 45 dakika sesi çıkmıyordu ya. Samet. Oğlum çok değişik gözüküyor lan. Devam dedi maçı hakemi Nikola'yı ki orada Navas. Hem seyirciyi azdırdınız hem futbolcuları azdırdınız. Oynadınız futbolla. Serdar Aziz de açık gol yapıyor. Gönderdi Valencia'ya doğru. Valencia koşuyor. Hızlı. Top hızlı Dimitrovic. Verdi pasını Batshuayi. Gol. Arao. Ya oğlum ilk de vursana Arao ya. İlk de vursana ya. Her geçen dakika Fener'in aleyhine işliyor. Onun için bir an önce gol atmaları lazım. Atilla Sahayi. Ama gol atacak oyunda oynamıyorlar maalesef. Kouassi Valencia. Ener Valencia. Hadi. Valencia'dan Batshuayi. Batshuayi. Yazdı. Gol gol. Gol. Yapma bile ya. Acuña. Bir tane pozisyon vardı. Batshuayi pası kaçırdı ya. Çok hızlı attı pası. Adamın bayağı çok uzağına gitti. Mesela onlar da kaçtı kanka. Yani Batshuayi'nin o attığı pas adamın ayağına otursa Rossi'ye miydi? Rossi'ye. Kanka ya neler neler kaçırdık. Gerçekten yani şu mağlubiyeti de hak ettik yani ya. Hani atamayana atarlar harbiden oldu yani. Harbi harbi oldu kanka. Süpersin Altay be. Süpersin Altay be. Kaç tane gol çıkarttı biliyor musun? Altay %100 rekor göreceğim ben. Samuel ile şeyi aldı. Pedro'yu. Geç kaldı geç. Değişikliği yapana kadar. Abi ben abi, şeyi anlamadım ya. Bizim bu aldığımız bek niye oynamıyor? Neden oynatmıyoruz abi biz bek'i? Yedekte miydi? Osterwold'u. Evet yedekteydi. Hazır değilmiş. Allah Allah. Mali şeyi çıkartması lazım. Pedro ayrı ayrı oynamıyor. 82. dakika başta. Ya ne diyeyim ya. Göreceğiz. Hazır mı değil mi? Lamela. Böyle bak adam alıyor topu gidiyor. Araya giren Pedro. Haberi bir şey yok mu? Ama bu skor iyi bir skor. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe bunları İstanbul'da 3 tane atar. Ya, İnşallah. İnşallah. Kötü oynuyor kardeşim. İnşallah. Yani o 3 atar 5 atarı bırak. Fenerbahçe kötü oynuyor. Ben Fenerbahçe'yi beğenmedim. Sen beğeniyorsan mesela yok. Bana ne? Ben beğenmedim. Ben de beğenmedim canım. Orası ayrı. İstanbul'da böyle oynamaz Fenerbahçe. Bilirim. Ben bilmem. İstanbul'u falan düşünmüyorum. Ben bu maçta Fenerbahçe'yi oynadım. Ay ay. Sol çapraz. Pas. O ne Onurcan? Ha, dur dur bekle bakarız buna şu videodan sonra. Ya böyle bir şey yok ya. Göstere göstere geliyorlar ya. Göstere. Sol çapraz. Pas. Ya böyle bir şey yok ya. Göstere göstere geliyorlar ya. Kesus terdim adını almıyor. Tutmuş hatta kahveciyi oraya koymuş. Çakmış oraya değiştirmiyor. Yani göz... İstanbul'u falan düşünmüyorum. Ben bu maçta Fenerbahçe'yi oynamadım. Sol çapraz. Baba sen burada ne yapıyorsun? Burada ne yapıyorsun ya? Sana. Ne yapıyorsun orada ya?
Ne yapıyorsun? Bu nasıl bir defans amına koyayım ya? Defansa da iki kişi çarpışıyorlar bak. Böyle bir şey yok ya. Göstere göstere geliyorlar ya. Gösterdim adını almıyor. Tutmuş adam kahveciyi oraya koymuş. Çarpmış onu ya, değiştirmiyor. Yani göstere göstere geliyorlar ya. Hayret bir şey ya. Jesus şöyle büyük böyle büyük. Ne büyük ya? Benim gördüğümü görmüyor Jesus ya. Ben ne yapayım? Adam göstere göstere geliyor lan. Bana göre olsaydı yani. Vardan dönmesi lazım bunun. Arda'yı daha yeni alıyor. Dakika 85. Ya boş ver. Şey Varda ne yapsın sana ki? Arkadaş Vardan döner bu. Offside var orada. Ha vermedi ya. Ben... Bana göre offside bu. Bak hala ben Fenerli evlatlarıma iddia ediyorum. Geçen sene İsmail Kartal Jesus'tan daha iyi oynatıyordu Fener'i. İddia ediyorum. Bu iddiamda sonuna kadar da götüreceğim bu iddiamı. Şu 11 futbolcunun içinde Fener'de böyle sivriler güzel göze batan oyun oynayan bir tek oyuncu söyleyin bana ya. Fernando. 4-4'lük bugün oynadı deyin. Şu bir tanesini söyleyin. Doğru muyum değil mi? Samet oynadı. Yani 4-4'lük oynayan Samet'ti yani. Altay kaleci Altay var zaten bir tek. Kahveci ne yaptı? Sağ ol canım, teşekkür ederim. Bu ne? Ne çayı? Ha tamam. Ya kaç dakika? 90 dakika kahveci ne yaptı ya? Jesus bana anlatsın şimdi. Bu kahveci 90 dakika ne yaptı? Verimli hangi hareket oldu? Pedro. Aylardır oynamayan Pedro'yu alıyor. Niye alıyorsun Pedro'yu kardeşim? Pedro hazır mı? Arda, Pedro. Adamın Arda, maç tecrübesi yok. Böyle bir maçta niye alıyorsun Pedro'yu? Aziz, Serdar. Ne yapacak Pedro 5 dakika kala? Maç bitti. Evet maalesef yeniliyoruz arkadaşlar. Sevilla 2 Fenerbahçe 0. Fenerbahçe 0 maç sonucu. Ya ilk yarı Fenerbahçe o gol günü atacaktı. Bir tanesinde olsa kim kaçırmayacaktı. Abi bir tane bak, bir tane atsaydık maçı kopartırdık. Ya net söylüyorum ya, net. Moral var arkadaşlar, gerçekten futbolda moral de var, psikolojik de bir oyun. Mesela adamlar birinci gol attıktan sonra nasıl oynamaya başladı? Değiştiler değil mi? Gaza geldiler. Ya seyircinin sesi çıkmıyordu, avaz avaz bağırmaya başladı. Futbolcularda da bir şey heves geldi. 45 dakika Valencia'da bir şey oynamadı. Sen şimdi yani kardeşim. Deplasman. Valencia diyor ya. 1-0 öne geçseydin o gazla belki 2'yi de bulurdun. Bak abartmıyorum ha, bulurdun yani. Fenerbahçe'nin ilk yarı iyiydi. İkinci yarı Fenerbahçe çok kötüydü. Bir de şanssız bir gol çarptı da girdi. Ya tamam olabilir canım. Ona tepki vereceğim gole. Gole tepki de vermedi. Doğru. Genel olarak Fenerbahçe'yi bir yorumla baba. Yorumla iyi değil, iyi değil. İstanbul'da. Yo, iyi değil. Ben Jesus'un oynattığı futbolu baştan beri söylüyorum. Bana kızıyorlardı hatta sen Jesus diyor. Ya alakası yok. Ben Jesus'un futbolunu beğenmiyorum kardeşim. Tarzını beğenmiyorum. İstanbul'da tarzını beğenmiyorum. Turu... İsmail Kartal iddia ediyorum. Tamam kaçıncı, kaçıncı hafta söylüyorum ben bu lafı ya. Ben yeni söylemiyorum bunu. İstanbul'da turu atlar mıyız? Beş... Ne atlıyorsun? 2-0'dan zor ya. Ben inanmıyorum ya. Bu futbolu da ama çok değişik bir futbol oynarsa ne hala. Ama bu futbolda mümkün değil. Üzücü bir şey yani. Taraftar için, Türk futbolu için üzücü bir şey bu. Söyleyeyim onu. Videolarımızı beğeniyorsunuz arkadaşlar. Like atmayı, kanala abone olmayı. Hayırlı akşamlar, iyi geceler. Aynı kafayla imkansız kanka. Yani...